dışı bir iş. Ama dinlemeler yasal. Yani bunu yayınlamak yasa dışı. Ne yazık ki bu ülkede bu tür şeylerle iktidar devirme girişimlerine biz öyle veya böyle alet olan taraf değiliz. Bugün geçmişte bunların üzerinden bir sürü insanları cezaevlerine sokup oralarda sürüm sürüm sürünenler bugün buna muhatap durumdalar. Ama size bir şey göstereceğim. Bu kayıtta, ki çoğu kayıtta da var, ben onları sordum. Bakın altta bir tip ID numarası çıkıyor. Bazı yerlerde göremiyor olabilirsiniz, dikkat etmemiş olabilirsiniz. Saati var, tarihi var, ID numarası var tipteki. Bu ne demektir biliyor musunuz, bu ID numarası? O hangi kararla hangi memurun önüne gitmiş, oradaki çalışan memurun önüne gitmiş ve kime zimmetlenmiş bu bellidir. Buradan belli. Buradan belli. O yüzden dolayı bizim öngördüğümüz şudur. Bu resmi bir dinlemedir. Bunların hepsi. Önümüzdeki süreçte de farklı şeyler bizi bekliyordur. Öyle görünüyor. Bu resmi dinleme de büyük ihtimalle Bilal Erdoğan'dır dinlenen kişi. Bu bir kovuşturma ve soruşturmanın işidir zaten. Yani başka türlü bu dinlemenin olma imkanı mevcut değil zaten yani. Bu mutlaka tip kayıtlarında var şu anda ama birileri imha etmek istiyorsa onu bilemem. Var şu anda, mutlaka adliyede de var. Savcılıkta iddianın olduğu yer, iddia makamının olduğu yer neresi? Yargının kendisi. Orada da vardır bu mutlaka şu anda. O yüzden dolayı bunları güvence altına almak üzere ne kadar alabilirsek o yüzden bu soru önergelerini veriyorum. Cevap vermelerinden, isteğimden dolayı değil. Türkiye'de bugüne kadar yapılan dinlemelerin %99'u kamunun imkanlarını elinde bulundurulan tarafından yapılıp servis edilenler diyorum. Şimdi burada şu var. Güvenlik zafiyeti tipte var mı? Var. Var ki bununla ilgili olarak konuşuyoruz zaten. Bunlar güvenlik zafiyeti olmasa bugün bunları ben nereden alayım mesela? İnternetten aldım ben de bunları. İlk çıktığı anda aldım internetten. Altta tip ID'leri var. Şimdi zaten tapelerin çoğu tipin ID'si var. Kendileri söylesinler, gitsinler baksınlar şu anda, çıkarsınlar onları. Daha önce deniliyordu ki tipte bir yapılanma var deniyordu. BTK'da da vardı, tipte de vardı. Emniyet İstihbarat'ta da vardı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da vardı. Ama biz bilmiyoruz şunu. Ya bu tipteki yapılanma kimin kardeşim ya? Derin devlet midir? Bizim güveneceğimiz devletin yapılanmaması mı? Öbür BTK'da kim var? MİT'te kim var? Bunları bilmiyorduk. Her taraf güvensiz vaziyette şu anda. Görünen o. Bütün her taraf kademeler güvensiz vaziyette. İktidar şu anda panikle kendi adamlarını bazı yerlere yerleştirmek istiyor. Sakın ola ki bunu cemaat tasfiyesi olarak düşünmeyin. Neden? Kendini sağlama almaya çalışıyor. Bakın ben şekil olarak şunu söyleyeyim birisi. TÜBİTAK'taki telefonların başbakanın oğlunun elinde olma ihtimali anormal bir durum zaten. Anlatabiliyor muyum? Çünkü liberalleşmemiş bir süreçten bahsediyoruz. Yani TÜBİTAK bunu yapıp piyasalaştırmamış bu telefonu. Kime vermiş? Kamu görevlilerine vermiş. Ülkeyi yönetenlerine vermiş. Bilal Erdoğan'da bu telefon varsa zaten büyük bir faciadır. Anlatabiliyor muyum? Ama şu var. Bir, Bilal Erdoğan'la ilgili soruşturma yapan birilerinin olduğu kesin. 17 Aralık operasyonu sabaha bu kayıtlar öyle. Bilal Erdoğan'ı dinliyorlar. Eğer bu biraz önce gösterdiğim telefonlar gibiyse, bu iki telefonu dışarıdan kimse dinleyemez. Bu iki telefonu. Emniyet, istihbarat, MİT bunlar da dinleyemez. Bakın. Ama bu kod yapısını BTK'ya verdiği için ithal ederken mecburlar mı BTK'ya vermek? Yasal çerçeve böyle. BTK bununla ilgili bu numaralar geldiğinde bunlar kriptolu diyorsa birisi, dinleyemiyoruz diyorsa BTK'dan karşı kodlarından birlikte tipe verip dinletebilir bunu. Yasal çerçeve dahilinde söylüyorum bunu. Eğer onu yasal olmayan bir çerçevede de almışlarsa o da başka bir soruşturmaya konu olacak meseledir. Anlatabiliyor muyum? Ya bir ülkenin başbakanıyla ilgili konuşuyoruz arkadaşlar. Sorun da burada zaten. Bugün devlet artık tarumar vaziyettedir. Biz ana muhalefet partisi olarak bugün gerçekten bir çağrı yapıyoruz. Yazık yani. Bu memleket böyle götürülemez. Gelin burada bir soruşturma komisyonu kuralım. Bütün partilerin de eşit üye vereceği şekilde gelin bunları aydınlatalım.